Avrupa'da gündem devam ediyor. Her defasında söylüyoruz. Artık Türkiye'li göçmenler ve Türkiye bildiğiniz gibi değil. İşte onlardan biri daha. Bir genç kız, 22 yaşında ve adı Bengisu Çakaroğlu. Çakaroğlu, Almanya'nın Rheinbach kentinde düzenlenen Sea Star Girl yarışmasına katılıyor ve hayli de iddialı. Almanya'da Sea Star TV isimli bir dalgıcılık sitesi tarafından organize edilen Sea Star Girl Deniz Kızı yarışmasına Türk kızı Bengisu Çakaroğlu da katılıyor. Avrupa'nın farklı ülkelerinden 48 kız yarışmacının katıldığı organizasyonda katılımcılar su altında dalışlara, su altı çekimlerine ve çeşitli performans testlerine tutulacaklar. Almanya'nın Rheinbach kentinde yapılan Sea Star su altı güzellik yarışmasına katılan Türk kızı Bengisu Çakaroğlu, internet üzerinde devam eden oylamada birinci sıraya yükseldi. Ekim ayında sonuçlanacak ve en güzel deniz kızının belirleneceği yarışmada birinci olmak için oyuncu ve model olan Çakaroğlu desteğinizi bekliyor. Organizatör Martin Ermers'in düzenlediği yarışmada çok iddialı olduğunu belirten Bengisu Çakaroğlu, "Yarışmanın ardından çok sayıda kişi bana destek verdi ve yarışmayı şu an birinci olarak sürdürüyorum. Ancak yarışma halen devam ediyor. Beni desteklemek isteyenler Facebook üzerinden fotoğraflarıma oy verebilirler," diyor. Deniz Kızı yarışmasında ilk 15'e girdim. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Eğer birinci olursam bu sadece benim birinciliğim değil, tüm Türkiye'nin birinciliği olacaktır. Teşekkürler. Bengisu Çakaroğlu telefon attığımızda. Merhaba Bengisu. Merhaba Fatih. Size tüm Türkiye ve tüm Almanya'daki Türkiye kökenliler destekliyor anladığım kadarıyla. Öncelikle evet. Sizi kutluyorum tabii ki böylesine farklı bir alanda Türkiye kökenlilerin ve Türkiye'nin sesini duyurduğunuz için önemli, başarılı bir işe imza atıyorsun. Bundan sonra ne olacak? Önce onu dinleyelim senden. Öncelikle teşekkür ederim Fuat Bey ve beni destekleyen herkese de çok teşekkür ederim. Deniz Kızı yarışmasında ilk 15 yarışmacının arasına girdim ve bu ilk 15'te sadece 5 yarışmacı uluslararası dalgıçlık lisansı yapmaya hak kazanacak. Evet, Ekim'in ortasında galiba 5 kişi kalacak finale ve ondan sonra da Tayland'a gideceksiniz değil mi? Evet, Ekim ayının ortalarında ilk 5'e girecek olan yarışmacılar açıklanacak ve Tayland'a gideceğiz ilk 5 yarışmacıyla. Orada da denizde yarışacaksınız veya da gösteri yapacaksınız galiba. Evet, denizde dalış yapacağız ve evet. Yarışmada işte en iyi şekilde aşamaları aşan birinci seçilecek. Evet, biraz da seni tanımak istiyorum. Şimdi Türkiye'nin hangi ilindensin? Türkiye'nin Kocaeli, İzmit Gölcük ilinden. Evet, halen Kocaeli'nde mi oturuyorsun ailenle birlikte? Evet, benim dedem orada yaşıyor. Deden orada yaşıyor. Peki Almanya'da akrabaların var mı? Almanya'da bir tek dayım var. Dayın, orada mı kalıyorsun şu anda? Evet yani bizim evet. Aramız bir saat uzaklık, İstanbul kadar evet. Uzaklık. Şimdi Sea Star yarışmaları hangi şehirde oluyor bu arada? Rheinbach'ta mı oluyordu? Sea Star yarışmaları en son Köln şehrinde yapıldı. He, bütün farklı şehirlerde yapılıyor yani. Evet, farklı sürekli. Şehirlerde. Ha evet, çok enteresan. Peki en büyük rakibiniz hangi ülkeden? En büyük rakibim Rusya'dan. Öyle mi? Almanya'daki rakiplerin nasıl? Onlar da iyi. Onlar da çok yani ısrarlı. Birinci olmak için onlar da bayağı yani yarışıyorlar. Peki şu anda birinci olmak için yarışan rakiplerin arasında Rusya var. Başka hangi ülkenin yarışmacısı var? Almanya var, evet. İspanya var. Birçok evet. Çeşitli ülkeler var. Evet. Zorlu bir yarış bu galiba. Bir şey daha soracağım son olarak seni bırakmadan önce Bengisu. Çok da fazla konuşmuyorsun. Bu yarışmaya girmek nereden aklına geldi? Daha doğrusu böyle bir spor dalını ya da böyle bir alanı nasıl seçtin? Kim teşvik etti seni? Bu dalgıçlık spor alanında ben çocukluğumdan beri yapmak istediğim bir spordu. Hı-hı. Ve ilk 18 yaşında serbest dalışa başladım. Dalgıçlık işte nefes alma aygıtları ile suya dalma sporudur. Ama bizler evet. Bu zamana kadar hep öğretmenler eşliğinde daldık. Hı-hı. Yani bu spor keyifli olduğu kadar da tehlikelidir. Çünkü bilinçsiz bir dalış birçok sağlık problemlerine yol açabilir. Ben hep haftada 3 kez havuzda antrenman yaptım buna hazırlanmak için. Hı hı. Ve ilk dalış yaptığımızda kulağımda çok basınç oluştu ve kafamda baş ağrısı oluştu. İşte hı hı. Nefes alma aleti ağzımdan suda çıktı. Paletler ayağımdan kaymaya başladı. Ve yani suyun altına girmem gerekirken tüp sürekli beni yukarı çıkarttı. Ancak öğretmenler eşliğinde aşağıya yani zorla indirebildiler beni. Evet. Ve ben gerçekten beni destekleyenlere çok teşekkür ediyorum. Evet.
Zaten senin ve web sitenin ve Facebook adresinde sürekli olarak biz altyazı olarak veriyoruz. Umuyorum bu siteyi ve adresi Almanya'daki ve Türkiye'deki, Avrupa'daki tüm Türkiye kökenliler görecek ve seni destekleyeceklerdir. Sana başarılar diliyoruz. Tüm Türkiye olarak, tüm Türkiye'liler olarak sana başarılar diliyoruz. Umuyorum ki yüzümüze artacaksın ve şimdiden kutluyorum seni. Evet, sağ olun. Son olarak da ben buradan dedeme çok selam söylemek istiyorum. Peki, Kocaeli'deki dedene, tamam. Evet, dedeciğim, seni çok seviyorum. Evet, Sea Star Girl yarışmasında Bengisu Çakaroğlu telefonda konuğumuzdu. Ona başarılar diliyoruz çünkü Ekim ortasında finale kalacak. İnşallah 5 kişinin arasına girerse Tayland'a gidecek ve dünya çapında sesimizi duyuracak bir sporcumuz olacak aynı zamanda.